2018 Troy yılı ile ilgili olarak son durum nedir? 2018 Troy yılı bölgemiz ve ülkemiz için çok önemli fırsatları getireceğini çok öncesinde de ifade etmiştik ve bununla ilgili de çok yoğun bir çalışma sürecini devam ettiriyoruz. 2018 Troy ile ilgili Çanakkale Valiliğimizin önderliğinde ve koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında çalışmalarımız temelde 3 ana eksen üzerine kurgulanmış durumda. Bunlardan birincisi özellikle Tarihi Milli Park, Troya Milli Parkı içerisinde yer alan antik yerleşimlerin de içinde alacağı bir gezi güzergahı oluşturulması ve beraberinde de bu güzergah üzerindeki alt ve üst yapı çalışmalarının hızlandırılması yönünde devam ediyor. Bu çerçevede özellikle Milli Park içerisinde yer alan köylerimizin turizme kazandırılması, yine nasıl her yıl yüz binlerce vatandaşımızın gelip ziyaret ettiği Gelibolu Yarımadası'nda olduğu gibi Troya Milli Parkı'nda da aynı çerçevede bir gezi güzergahı oluşturulması, rotaların oluşturulması ile ilgili çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu çerçevede birçok antik yerleşim, birçok tümülüs ve turistlerimizin ilgisini çekecek çok önemli noktalar belirlenmiş. Milli parklarımızın, Kültür Turizm Bakanlığımızın ve Çanakkale Valimizin ve ilgili kurumların çok önemli destekleriyle bu alanlar, tespit edilen bu alanlar üzerinden gezi güzergahları kurgulanmıştır. Bu çerçeve içerisinde özellikle Milli Park içerisinde ve Milli Park'a ulaşım noktasındaki yolların iyileştirilmesiyle veya burada olmayan yolların tekrar düzenlenmesiyle ilgili çok önemli yatırım çalışmaları devam etmektedir. Yine aynı şekilde bu köylerle ilgili yapılan çalışmalarda başta Tevfikiye Köyü olmak üzere yine civardaki köylerimizin turizme kazandırılmasıyla ilgili yoğun bir planlama çalışması yapılmaktadır. Konuyla ilgili çeşitli kurumlarla da görüşmeler devam etmektedir. Bu bölge içerisinde yapılacak olan yatırımların desteklenmesi hususunda. Bunlarla ilgili kısa süre içerisinde ortaya çıkan sonuçlar kamuoyuyla da paylaşılıyor olacaktır. 2018 Troy yılının alt ve üst yapı yapılacak çalışmaları kapsamında yürüyüş yolları, bisiklet yolları yine bu planlamanın önemli bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Troy'a daha önceki birçok konuşmamızda ifade ettiğimiz gibi dünyanın en fazla bilinen kültürel miras alanlarının başında yer almaktadır. Ve bu çok önemli alanın bütün dünya genelinden insanlar tarafından ziyaret edilmesi çok önemlidir. İkinci çok önemli alanımız Troya yılını oluşturan en önemli konulardan bir diğeri de uluslararası sürdürülebilir etkinliklerin bölge içerisinde gerçekleştirilmesi hususudur. Bu konuda da hem sivil toplum kuruluşlarıyla hem kamu kuruluşlarıyla yoğun bir çalışma ve işbirliği çalışmaları devam etmektedir. Bununla ilgili bayramdan sonra daha somut toplantılar zincirini zaten hep birlikte görüyor olacağız. Amacımız burada sürdürülebilir, uluslararası etki alanı olan özellikle kültür, sanat, spor, eğitim, bilim alanlarında etkinliklerin bölge içerisinde gerçekleştirilmesidir. Bu çerçevede de planlanan çok önemli bir etkinliğimiz vardır. Bunun aslında teknik detaylarının şu anda üzerine çalışmalar yürütülmektedir ama 2018 yılı sonuna doğru özellikle İlyada ve Odessa destanları ve aynı zamanda Aeneas destanında geçen Troy ile ilgili ismi Troya veya bu destanlar içerisinde geçen kentlerin Çanakkale merkezinde ve Troya ören yerinde özellikle gerçekleştirileceği büyük bir Troya buluşması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında dünyanın farklı noktalarından Troya ile alakası olan birçok kentten, belediyelerinden, ticaret odalarından, üniversitelerinden, sivil toplum kuruluşlarından birçok ilgili kişinin burada olacağı büyük bir Troya buluşması planlanmaktadır. Bununla ilgili tabii ki alt ve üst altyapı çalışmaları ilgili diyalogların oluşturulması ile ilgili ön hazırlıklar şu anda yapılmaktadır. Ve sonuçlar ve ortaya çıktıkça bunu yine kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Yine diğer çok önemli bir konu
Bildiğiniz üzere Troya'ya ya çok yakın bir noktada yer alan, hemen yanı başında yer alan Tevfikye Köyü'nde de çok önemli bir çalışma silsilesi yürütülmektedir. Burada bir uluslararası Troya Araştırmaları Merkezi yapılması hususunda bir planlama söz konusudur. Bununla ilgili bir ön araştırma 18 Mart Üniversitemizde de önümüzdeki süreç içerisinde zaten detaylı bir şekilde çalışılması planlanmaktadır. Buradaki mantığımız da özellikle dünyanın farklı ülkelerinden Troya ile ilgili araştırmaları olan üniversitelerin bölgemize gelmesi ve belli bir dönemde bu üniversitelerin farklı zaman dilimlerinde özellikle bölgeye gelip burada hem eğitim alması ve beraberinde de bölgeyi Troas öğren yerine, Troas özellikle sadece Troya değil, burayı gezmesi, bu bölgeye çok önemli bir turistik hareket getirmesi de planlanan konulardan biri diğeridir. Tabii bahsetmiş olduğum konuların dışında onlarca farklı etkinlikler hem bizlere gelmekte, hem işte üniversitemizin, belediyemizin, sivil topluluk kuruluşlarımızın konuyla ilgili çok önemli gerçekleştirilebileceği projelerden ve projeler gelmektedir. Bunlarla ilgili detaylı toplantılar önümüzdeki bayram süresinden sonra daha hızlanacak olup 2018 yılına ait sürdürülebilir uluslararası etkinliklerle ilgili bir takvim üretilmeye çalışılacaktır. Bu çerçevedeki yapılacak olan çalışmalarda yine dediğim gibi daha olgunlaştıktan sonra kamuoyuyla da paylaşılmaya devam edecektir. Bizler şu anda 2018 Troya ile ilgili bir kurumsal çerçevenin oluşturulması ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Yine bu Troya yayılı ile ilgili Kültür Turizm Bakanlığımızın da koordinasyonda yürüyen çok ciddi bir tanıtım çalışması da devam etmektedir. Kültür Turizm Bakanlığımız yurt dışındaki gerçekleştirecek olan birçok uluslararası fuarda Troya'yı ön planda tanıtmak ve bölgemizin, ülkemizin bu anlamda bu güçlü bir iletişim planını uygulamak adına harekete geçmiştir. Bununla ilgili zaten kendi içinde de bir koordinasyon birimi kurmuştur ve bununla ilgili çalışmalarını da yürütmektedir. Yine 2018 Troya yılı çerçevesinde hep söylediğimiz bir şey vardı. Troya dünyanın en fazla bilinen, en güçlü kültürel miras alanlarının başında geliyor ve herkes tarafından kabul edilen bir yer. Dolayısıyla bunun yaratacağı güçlü iletişim gücüyle birlikte bizlerin özellikle yurt dışındaki konsolosluklarımız, büyükelçiliklerimiz ve diğer birimlerimiz vasıtasıyla çeşitli seminerler, sempozyumlar düzenlenmesiyle ilgili bir önerimiz olmuştu. Bu çerçevede de biz gerekli içerik çalışması ile ilgili kendi Çanakkale Valiliği koordinasyonunda yürüyen bir heyet vasıtasıyla, bir bilim kurulu vasıtasıyla da bununla ilgili bir içerik çalışmaları da başlatılmış durumdadır. Bununla ilgili de hazırlıklar kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Troya Müzesi ile ilgili olarak son durum nedir? Yine Çanakkale Valiliğimizin bizlerle paylaşmış olduğu verilere ve ilgili konularla ilgili yapmış olduğu bilgilendirmeye istinaden Troya Müzesi ile ilgili ihale süreci çok kısa süre içerisinde tamamlanmış olacaktır. Son etapla ilgili. Ve bu ihale başlamasının akabinde de kalan kısımlar 2018 yılının içerisinde tamamlanmak suretiyle umut ediyoruz ki 2018'in son çeyreğinde müzemize kavuşmuş olacağımızı tahmin ediyoruz. Bu Çanakkale turizmi için gerçekten sadece Çanakkale turizmi için değil, hem ülke turizmimiz açısından hem dünya turizminin deki etki alanı açısından çok kıymetli bir gelişme olacaktır. Troya Müzesi'nin 2018 Troya yılı ile birlikte açılacak olması da hepimizi heyecanlandıran en önemli unsurlar arasında gelmektedir. Yıllar önce Güzel Yalı sahilinden Troya Antik Kenti'ne doğru uzanan bir eski yol var. Bu yolla ilgili bir çalışma düşünülüyor mu? 2018 Troya yılı çerçevesinde özellikle sadece müze noktasında değil, Milli Park genelinde çok ciddi çalışmalar silsilesi yürütülmektedir. Bu çerçevede de hem Milli Park'ın içerisinde hem de Milli Park'a ulaşan yollar
noktasında önemli bir alt yapı çalışma silsilesi de plan içerisinde devam etmektedir. Bu çerçevedeki esas nihai hedef şudur. Özellikle Gelibolu Yarımadası'nda her yıl ağırlanan yüz binlerce misafirimizin de yaşandığı gibi aynı şekilde Troya Milli Parkı içerisinde gezi rotaları oluşturulmaktadır. Bu çerçevede de bu rotaya ulaşan hem çevre yolları hem Milli Park içerisindeki yolların iyileştirilmesi, ilgili altyapı çalışmalarının yapılması ile ilgili hummalı bir çalışma yürütülmektedir. Bu çerçevede de hem Güzelyalı içerisinden geçen Karanlık Liman üzerinden Milli Park'a ulaşan ve devam eden, yine Troya Müzesi'nden çıkıp yine farklı güzergahlar içerisinde devam eden farklı turistik rotalar belirlenmiştir. Şu an elimizde 3 tane taslak rota zaten hali hazırda planlamamızın içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle 2018 Troya yılı çalışmaları çerçevesinde hem bu Milli Park etrafındaki çevre yolları iyileştirilmesi hem de buradaki köylerin turizme kazandırılması yapılacak olan çalışmaların önemli bir noktasını oluşturmaktadır. 2018 Troya yılının Çanakkale'ye ne katkısı olacak? 2018 Troya yılı sadece Çanakkale'ye değil, bölgemize, ülkemize çok önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. Bunlardan en önemli sebebi biraz önce ifade ettiğim Troya yılı, Troya demek sadece ülke ve bölgemizle ilgili değil, tüm dünyayı ilgilendiren çok önemli bir kültürel miras alanıdır. Bununla birlikte iki tane çok önemli konudan bahsedebilirim. Bir tanesi Troya'nın bu uluslararası bilinirliğiyle beraber çok güçlü bir iletişim stratejisinin planın parçası olacaktır. Ve buraya gelecek olan turist sayılarında çok olumlu bir tesir üreteceğini düşünüyoruz. Yine ikinci çok önemli konu Troya yılı ile birlikte ülkemizde gerçekleştirilecek olan çeşitli uluslararası etkinliklerle bu turistlerin yine ülkemize, bölgemize daha yoğun gelmesiyle ilgili önemli bir kanal açılmış olacaktır. Ve çok önemli üçüncü bir sebep daha söylememiz gerekiyor. Bu da özellikle bu yıl vesilesiyle bölge genelinde gerek altyapı, gerek üst yapı noktasında planlama noktasında daha uzun vadede olan yatırımların daha erkene çekilmek suretiyle özellikle müzemiz, çevre yolu bağlantıları, köylerimizin turizme kazandırılması, bisiklet yolları, yürüyüş yolları gibi çok önemli altyapı ve üst yapı çalışmalarının hızlandırılmasıyla bölgemiz kısa zamanda çok önemli bir yatırım silsilesine de ev sahipliği yapacak olup bu da yine önümüzdeki süreçteki hareketi de çok hızlandıracaktır. Son olarak tabii ki şunu da söylemek isterim. Troya aynı zamanda Anadolu'muzun bir kadim değeridir. Dolayısıyla Troya'nın da kendi insanlarımızca da bilinmesi, kendi gençlerimiz, kendi genç neslimiz tarafından da keşfedilmesiyle ilgili de Troya yılı bir fırsat olarak karşımıza çıkacağını düşünüyoruz. Yine biraz önce bahsettiğim altyapı çalışma, üst yapı çalışmalarına ilave olarak üniversitemizin yapacağı birçok işbirlikleri de ilerleyen süreçte özellikle de diğer üniversitelerin de katılacağı, dünya üniversitelerin katılacağı çok ortaklı bir Troya Araştırmaları Merkezi gibi işbirlikleri bölgede sürdürülebilir kalkınma noktasında da çok önemli destekleri olacağını düşünüyoruz.